Mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Ben Hülya Polat. Bu akşam Amerika Başkanı Barack Obama'nın Türkiye ziyaretini Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği Washington temsilcisi Abdullah Akgüz yorumlayacak. Ayrıca Amerika'nın eski Dışişleri Bakanı Madeleine Albright'ın Başkan Obama'nın soykırımla ilgili politikasına değindiği konuşmadan kısa bir bölüme yer vereceğiz. Evet, bu akşam konuğumuz Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği Washington temsilcisi Abdullah Akgüz. Hoş geldiniz Sayın Akgüz. Hoş bulduk. Evet, Başkan Obama Türkiye'ye önemli bir ziyaret tamamladı. Siz bu ziyaret genel olarak tarihi bir ziyaret olarak yorumlandı. Sizin değerlendirmeniz nedir bu konuda? Gerçekten bence de tarihi bir ziyaret. Bir kere zamanlamasıyla ve deniz aşırı olarak yaptığı ilk ikili temas olması nedeniyle zaten verdiği önemin ne kadar fazla olduğunu gösterdi başkan. Ve de Bush döneminde yara alan bu önemli ittifakın onarılması için ne kadar hızlı harekete geçeceğini de göstermiş oldu. Ama sadece zamanlama ve bu ziyaretin yapılmış olması değil, verdiği mesajlar, dengeli mesajlar, her anlamda Türkiye'nin perspektifini açan ve Amerika'nın bence olması gereken yönde verdiği bir desteği gösterdi, verdiği mesajlar. Hem kullandığı dil ve üslup çok büyük bir sempati yarattı Türkiye'de. Sanıyorum ki tarihi bir ziyaret. Evet, bu ziyaret ekonomik kriz döneminde gerçekleşti. Başkan Obama da ziyareti sırasında ekonomik krizi hiçbir ülkenin tek başına atlatamayacağını, aynı şekilde Amerika'nın da diğer ülkelerin işbirliği olmadan bu krizi atlatmasının mümkün olmadığını söyledi. Zaten G20'ler zirvesinde de bu konu gündeme gelmişti. Siz Türkiye'deki mesajlarını ve Türk-Amerikan ekonomik işbirliğini nasıl değerlendiriyorsunuz? Neler bekliyorsunuz? Gerçekten bu ziyaret tarihi dedik. Bunun bir boyutu da benim gibi bir iş adamları örgütünü temsil eden birisi açısından ilk defa ekonomik konular, ticari konularda konuşuldu. Sadece bu yaşadığımız kriz kapsamında değil, ikili ilişkiler kapsamında da. Somut olarak bunlar neye tabii yol açacak bilmiyorum. Bir dönem çok canlı olan bu nitelikli sanayi bölgesi, QIZ konusunun tekrar açılması söz konusu benim edindiğim bilgilere göre. Ama bu global kriz konusunda söyledikleri çok önemli. Zaten Obama'nın stilini yansıtıyor buradaki söylemi de. Yani Amerika'nın ben yaparım, böyle yaparım, sizler ya benimlesiniz ya bana karşısınız türü Bush döneminde ortaya çıkan görüntüden ve mesajdan daha çok farklı olarak her şeyi birlikte yapma, beraber elin taşın altına eli sokma politikası var ki kriz zaten ilk küresel kriz olması nedeniyle de böyle bir ilgiyi ve yaklaşımı gerektiriyor. Bence orada da çok doğru mesaj verdi. Umuyorum ikili ilişkilerde de aksayan ticaret ve ekonomi boyutunu gündeme daha fazla getiririz ve bu ilişkinin daha sağlıklı yürümesi için gereken ortamı yaratabiliriz. Peki konuları tek tek değerlendirmeden önce Amerika'da ziyaretin nasıl yorumlandığına göz atalım. Medyanın ilgisi nasıldı ve düşünce kuruluşları ve uzmanlar bu ziyareti nasıl değerlendirdiler? Sizin dediğiniz gibi tarihi ve çok olumlu buluyorlar mı? Gerçekten burada da özellikle Türkiye ile ilgilenen insanlar nezdinde tarihi bir ziyaretti. Onlar zaten bir kısmı bu ziyaretin altyapısını hazırlayan ekipte yer alan insanlardı. Özellikle çeşitli düşünce kuruluşlarında olup şimdi yönetimde olan insanlar. Bir de Türkiye ile ilgilenen insanlar. Onun dışındaki daha geniş bir kitle için tabii o kadar onlar Türkiye'nin önemini ve bu ziyaretin ne anlama geldiğini pek göremediler. Orada daha çok başkanın bir nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan bir ülkeye gitmesi ve orada işte Amerika'nın İslam'la bir çatışma içinde olmadığı mesajını vermesi, işte Türkiye'nin AB üyeliğini desteklemesi gibi konular daha fazla ön plana çıktı. Ama Türkiye ile ilgili kesimlerde, medyada olsun, düşünce kuruluşları çerçevesinde olsun ve de yönetimde olsun, bu ziyaretin tarihi bir ziyaret olduğu bence çok net bir şekilde başından beri biliniyordu ama öyle de algılandı ve öyle bir iz bıraktı.
Evet, konuları şimdi sırayla gözden geçirelim dilerseniz. Irak ve Afganistan konusunda biliyoruz ki Amerika'nın, NATO'nun Türkiye'den beklentileri vardı. Ve Irak konusunda örneğin PKK ilişkilerde gerginlik yaratan bir konu oluyor zaman zaman. Siz bu konularda nasıl bir ilerleme sağlandığını düşünüyorsunuz ya da ilerleme sağlandı mı? Bence sağlandı. Özellikle Irak konusunda zaten son dönemde ciddi bir iletişim başlamıştı. Özellikle Türkiye'nin de Kuzey Irak'taki Kürt yönetimiyle belli bir diyaloğa girmiş olması Amerika'da memnuniyet yaratıyordu. Sonuçta gerçekten Türkiye şu anda bu savaşa karşı olan bir başkanla çalışıyor. Onun için çok daha kolay anlaşılıyor ve Irak'ın istikrarı hem Amerika için hem tabii ki Türkiye için çok önemli. Kuzeyiyle, güneyiyle. Dolayısıyla Türkiye gerekli desteği vereceğini de söyledi oradaki askerin geri çekilmesinde. Dolayısıyla Irak'ta bence çok olumlu bir işbirliği var. Afganistan konusunda ise Amerika Birleşik Devletleri sanıyorum ne Türkiye'den ne de Avrupalı diğer müttefiklerinden özellikle asker gönderme konusunda beklediği şeyleri alamadı. Ama Türkiye'nin orada özellikle bir yeniden o Afganistan inşa edilmesinde, orada bir devlet aygıtının yaşama geçirilmesinde, yani nation building denilen Amerikalıların konsept çerçevesinde Afganistan'da çok etkili olabilir. Geçmişte de etkili oldu ve ben bundan sonra da Türkiye'nin bu yönde Afganistan'da Amerika'ya çok büyük destek verebileceğine inanıyorum.